seslemesin. Göstereyim mi ya buranı? Ayağım beyaz kapı. Yok. Sen bize iki tane koyun ekliyorsun. Malaç mı? Arkamda görmüş olduğunuz ot yığını, köylünün en büyük ihtiyacı olan bir sistem. Çünkü kış boyu bu ot yığını hayvanları doyuracak. İçerisi sıcak olduğu için kangalada otun arasında bir yuva yapıldı ve kangal 4 yavrusuyla birlikte ot içindeki yuvada yaşamını sürdürüyor. Şu aşamaya kadar gelmiş geçmiş tarihte hiç böyle bir organize olmadı. Basın mensuplarını hiç görmedik. Öncelikle kanalınıza ve şahsınıza teşekkür ediyorum. Kangalları biz yavru olarak elde ettik. Yavru olarak elde ettiğimiz için kangal bir koyun köpeği olduğundan dolayı ama bizde koyun sürüsü olmadığından dolayı kaplarımızda besliyoruz. Bunu kendi şartlarımıza uygun şekilde burada insanların yaşam alanının bir parçası hayvanlar. Batıda insanlar hayvan sevgisi diyor ama doğuda olan hayvan sevgisi hiçbir yerde yoktur. Çünkü yaşamımızın bir parçası. Evet, yuva yaptınız. Yuvayı ottan. Kendi imkanlarımızın dahilinde hayvanlarımızın ot sıcak oluyor. Isı derecesi sıcak olduğundan dolayı otların arasında yapmak zorundayız. Çünkü ahırlarda hayvanlar saklıyoruz. Ondan dolayı böyle otların arasında kangalları saklamak zorundayız. Yani kış yavruları üşümüyor değil mi? Şartlar altı, buranın rakım çok yüksek. 2000 üzerinde bir rakıma sahibiz bu anda. Burada şartlar çok ağır. Kış mevsimi çok ağır geçiyor. 8 ay kış yaşıyoruz biz. Üşümeyecek hayvanlar. Hayvanlarımız ondan dolayı kendi çabalarımızdan, imkanlarımızdan elde ettiğimiz bir sığınak. Evet, ot sığınağı. O da hayvanlarımızın, kışın hayvanlara baktığımız otlar. Yazın çıkıp bırakıyoruz. Tabii yazın açık alanlarda kendi şeylerinde sıcak olduğu zaman dışarılarda dolaşabiliyorlar. Bırak vuruş geçsin. Ben böyle gelebilirim.
Thank you.